Çizgiye ek olarak kompozisyonu oluşturan bir diğer yapı taşı da şekildir. Şekil de her bir storyboard ve film karesi için kritik bir öneme sahiptir. İşe temel yani basit şekillerle başlarız ki bunlar bile kendi başlarına duygu ifade edebilir. Örneğin üçgen, aksiyon, hız ve gerilim duygusu yaratabilir. Daire cana yakındır. Kare ise güvenilir ve dayanıklı görünür. Karakterlerimizin ve dünyalarımızın çoğu iki veya üç şeklin bir araya gelmesiyle oluşturulur. Mesela Bay İnanılmaz'ın vücudu dostane bir daireden ve onun altında yer alan güçlü ve dayanıklı bir kareden oluşur. Dostane bir dairede aktif bir üçgenle birleştirdiğimizde inanılmaz ailedeki değişi elde ederiz ki değiş tam da böyle bir karakterdir. İşe temel şekillerle başlasak da ayrıntılar eklendikçe bu şekiller akışkan bir şekilde evrilerek daha doğal bir görüntüye kavuşur ve daha çok ayrıntı daha fazla bilgi anlam ve duygu aktarmamızı mümkün kılar. Bu bizi silüet adını verdiğimiz bir kavrama götürür. Silüeti bir nesnenin gölgesi gibi düşünebilirsiniz. Karakterlerimizin hepsini silüetlerden kolayca tanınabilmesini amaçlarız. Bakın şimdi Yukarı Bak filminin storyboard ve konsept sanatı çizimlerine dönelim ve sanatçılarımıza ne gördüklerini soralım. Yukarı bakta Karl ve Eli'nin birbirlerini tamamlaması gerektiğini düşündük. Bir açıdan birbirlerinin neredeyse zıttı olmalıydılar. Yani birbirlerini tamamlamalarına rağmen birbirlerinin zıttı olmaları gerekiyordu. Karl'ın kare olmasına karar verdik. Bu karenin rengi mat, toprak tonlarında olmalıydı. Eli ise bu dairesel, parlak şekil temsil etmeliydi. Rengi de capcanlı bir pembe olmalıydı. Çünkü Eli dünyaya pembe gözlerle bakan biri. Karl ve Eli'yi yaratmaya işte bu temel şekillerle başladık. Bu öğelerle başlayınca sonuçta ortaya çıkan karakterler de bunlar oldu işte. Karl hala karelerden, eli de hala dairelerden oluşuyor. Yukarı baktaki bu kompozisyonda şekillerin çok büyük bir işlevi var. Bazıları ilk bakışta gözümüze çarpı veriyor. Burada bir daire var. Buna elips diyebiliriz. Bu çok basit bir şekil. Burada bir üçgen var. Bir yönelim belirtiyor, eğilmeyi gösteriyor ve hareketi. Burada eleye doğru bir hareket var. Bir diğer üçgeni de ele oluşturuyor. Bu iki üçgen sanki aynı düşüncenin iki parçası gibi burada bu dairenin bir tane daha tekrarı var. Bu da Karl'ın yüzüyle aynı yönde bir öğeler dizisi oluşturuyor. Karl'ın arkasında devasa bir dikdörtgen var. Daha doğrusu birkaç dikdörtgen var da diyebiliriz. Bunlar da yine gözlerinizin doğruca Karl'a yönelmesine yardımcı oluyor diyebiliriz. Ratatouille'deki bir örnek çok hoşuma gidiyor. Karakterlerden biri olan Antonego çok korkutucu bir şekle sahip. Kendisi koskoca restoranları kapattırmasıyla meşhur bir yemek eleştirmeni. Bu adam gerçekten de çok ilginç bir şekilde çizilmiş. <laughs> Cılız bir adam. O kadar zayıf ve o kadar uzun boylu ki herkesin üzerinde baskınlık kurabildiğini görebiliyorsunuz. Başı öne doğru çıkık. Bu da tıpkı bir akbaba gibi tepenizde dolaştığı hissini yaratıyor. Ayrıca çok kasvetli bir yanı da var. Ofisinin tasarımı bile yukarıdan bakıldığında bir tabuta benziyor. Karakterle sahip olduğu bu hüzünlü mekan tasarımı arasındaki paralelliği de çok seviyorum. Bu sahne kumsal yarışı sahnesi. Burada şekli şöyle kullandım. Ön plana tam olarak bakmanız gereken yeri açıkta bırakan kocaman bir şekil koydum. Bu hem dışarıdan bir göz olduğunuz duygusunu yaratıyor hem de arabanın ne kadar hızlı gittiğini size hissettiriyor. Çok uzakta olmanıza rağmen araba bu kareyi bir baştan bir başa çabucak kat edecek. Bu koyu şekil McQueen'e odaklanmamızı sağlıyor. Çim yaprakları bile aslında bakmamız gereken yönü işaret ediyor. Tabii çitlerin akışı da aynı şekilde. Biz seyirciler olarak burada sadece dışarıdan bakan birer gözüz. Çünkü McQueen burada henüz filmin neresinde olması gerektiğini duygusal olarak çözebilmiş değil. Bu yüzden de kamera onun uzağında ve şekiller de onu bir nevi çerçeveliyor. Yani karakter hem kendi zihninde hem de bu karede kafese kısılmış bir durumda. Arabalar üçteki bu kare şekiller Şimşeğin hayatında olup bitenleri güçlendirmek anlamında çok önemli bir rol üstlenen şekilde kullanılmış. Bu karede bize bunu gösteriyor. Karakterlerin şekillerden oluşması fikri özellikle arabalar dünyasında iyi işliyor. Mesela Şimşek daha yuvarlak hatlara sahip. Yani daha dostane bir karakter, daha cana yakın ve kahramanımız da o. Yeni karakterimiz olan Jackson Stormsa çok daha köşeli. Jackson'da keskin ve dinamik özellikler çok daha ön planda. Bu çizgiler gittiği yönü işaret eden dinamik şekiller onun daha hızlı görünmesini de sağlıyor. Bu basit üçgenler ileri gitme duygusunu hissettiriyor geleneksel olarak arabalar dünyasındaki diğer arabalar kare kutulardan veya kare kombinasyonlardan ibaret. Onlar pek hareket etmez, yavaştırlar. Ama odağımızda olan dinamik karakterleri yani şimşeğin kıvrımlarını ve Storm'un keskin hatlarını çevrelemeye, çerçevelemeye ve vurgulamaya yararlar. Gördüğünüz gibi hikaye anlatımında şekillerden birçok farklı şekilde yararlanabiliyoruz ve evrensel bir şey. Şekillerin anlam ifade etmekte kullanılabilme özelliği her yerde geçerli, her şey için. Bir araba, bir canavar, bir insan hatta bir duygu için bile. Sıradaki alıştırmada şekiller üzerine daha fazla düşünme fırsatınız olacak.